Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Yine güzel bir villamızın tanıtımını yapmaya geldik. Drone görüntülerini biraz önce çektim. 3 tane villamız var arkadaşlar burada. 1 milyon 150, 1 milyon 250 ve 1 milyon 350 bin olmak üzere 3 tane villamız var. İkisi ön cephe havuzlu, biri havuzsuz. Şimdi size 1 milyon 250 bin liralığı göstereceğim. Ardından 1 milyon 350 bin liralığı çekeceğim. Ama onda biraz yeni tadilat bittiği için, yani yeni elektrikçilerin işi bittiği için biraz pislik var. Görmezden gelin. Güzel bir villa. Güzel 2 tane villa tanıtacağım hatta şimdiden. Hatta 3 de olabilir ama ayrı ayrı videolar halinde gelecek arkadaşlar bunlar. Tek video halinde çok sıkıcı olur. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Tekrar merhaba arkadaşlar. Hava kararmaya başladı. Ama ben bu çekimleri bitirip öyle geçeceğim eve. Sokağa çıkma yasağı var biliyorsunuz. Saat 9'da başlıyor. Girdiğimizde burası giriş kapımız. Güzel bir havuzumuz var arkadaşlar. Geniş bir havuzumuz var. Şöyle şuradan da göstereyim. Ön tarafımız komple yeşil alan. Bomboş. Kendine ait otoparkı var hemen ön tarafta. Geniş bir yolu var. Oraya park edebiliyoruz. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı, doğalgaz tesisatı hazır. Burası 1 milyon 250. Hemen yan tarafında havuzsuz olan var. Burası 1 milyon 150 bin lira. Pazarlıkları var arkadaşlar bunların. Güzel yeşil alanımız var. Arka bahçe istenirse tamamen kapatılabilir. Hoş bir görüntü olacaktır. Giriş kapımız direkt salona açılıyor. Önde geniş bir camımız var. Gün ışığından olabildiğince yararlanabiliyoruz. Güney cephe, kanalizasyon sorunu yok arkadaşlar. Kanalizasyonu bağlı, güzel bir villa. Avize çok hoşmuş bu arada. Spotlar böyle gizlenilmiş. Mavi ya da gün ışığı yapabiliyorsunuz bunları. Televizyon ünitemiz çok şık, güzel olmuş. Gerçekten hoş, güzel bir televizyon ünitesi olmuş. Avizenin ışıkları değişiyor mu burada? Deneyelim. Aa, buradaymış bak. Burasıymış. Ay, tekli de yanabiliyor. Allah'tan bu benim değil. Ben böyle sabaha kadar oynarım bununla. Güzel bir villa arkadaşlar dedik. Mutfak dolaplarının renkleri yerlerle çok uyumlu. Gerçekten çok güzel. Özenle seçilmiş. 1 milyon 250 bin TL pazarlığı var. Havuzlu. Ön cephe, cadde üzeri. Burada buzdolabı için yerimiz hazır. Avize çok şık özellikle. Burada televizyon ünitesinin yan tarafında böyle ahşaplarla bir süs yapılmış. Bu ara tuvalete giden tuvalet kapısıyla arası salonun ayrılmak istenmiş. Şık olmuş arkadaşlar, güzel olmuş. Aynı şekilde merdivenlerini oraya da yapmışlar. Ve yine mavi ışık. Keşke mavi ışık olmasaymış. Ama dediğim gibi siz evi alırsanız mavi ışıkların hepsini ben gün ışığına çeviriyorum. Şu da çok hoş olmuş. Bu katta 2 tane odamız var. Bir de banyo lavabomuz var. Şöyle tekrar göstereyim arka tarafı. Merdivenin sağında, solunda
benim şu an sağımda güzel bir oda var arkadaşlar. Geniş kullanışlı bir odamız var. Hemen burada da güzel bir balkonumuz var. Biraz ses gürültü oldu ama mesai saatinin bitimindeyiz şu anda. Akşam saat 6 gibi. Şu an 6 civarı. Onun için insanlar, inşaatlar devam ediyor diğer tarafta. Onların sesi geliyor. Normalde böyle ses gürültü yok burada. Güzel bir de banyo lavabomuz var. Kullanışlı, güzel. Burada makine yeri hazır. Çamaşır makinesi için. Üstüne de dolap yapılmış. Bu dolaba içine isterseniz, eğer güneş ısıtıcısı kullanmayacaksanız, termosunu koyabiliyorsunuz. Burada da ebeveyn banyomuz var. Hayır, mavi istemiyoruz. Bir daha istemiyoruz. Hayır. Tekrar, evet. Böyle daha iyi. Hatta spotları yakalım. Mavi olmaz. Bulacağım. Böyle olsun. Bunlar beyaz da yanıyor aslında. Gün ışığı da yanıyor ama ben yapamadım. Burada da varmış bir şey. Burada acaba ne değişiyor? Aa bak buymuş. Çok güzel. Aa çok iyi. Vay arkada yanıyor. Şimdi oldu. Şimdi çok güzel oldu. Ya farklı bir şey olmuş. Güzel bir şey olmuş aslında. Burada küçük bir balkonumuz var arkadaşlar. Fransız balkon denilebilecek boyutlarda. Çok geniş, güzel bir oda. Bu odada bir de ebeveyn banyomuz var. Burası da gayet kullanışlı. Oda çok geniş bu arada. Bence şuraya led bırakırsaymış. Tam şu şuraya, alt tarafına. Ama bu sefer de buraya yatak geldiğinde kötü bir görüntü olabilirmiş. Demek ki onu da düşünmüşler. Ama şunları çok sevdim, şu detayları. Çok sevdim. Çok hoşuma gitti. Evi alıp bana kiraya verebilirsiniz bu arada. Burada da iki tane odamız, bir banyo lavabomuz var arkadaşlar. Merdivenin tam karşısında kullanışlı güzel bir banyo lavabomuz var. Burada da yine kullanışlı bir odamız var. Bu alta komple dolap yapılabilir istenirse. Doğal gaz tesisatımız hazır. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı güzel bir villa. Ve burada da son odamız var. Mavi ışıktan vazgeçelim. Bütün müteahhit arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. Abilerimizden rica ediyoruz. Mavi ışıktan vazgeçelim ama onlar da haklı. İsteyen kullanabilir diyor. Kullanan var mı bu arada? Yani bu mavi ışığı sevip kullanan varsa, yoruma yazarsa nasıl bir avantajı var? Çok merak ediyorum. Ve burada da yine bir balkonumuz daha var arkadaşlar. Teras denilemez buna. Küçük, kullanışlı bir balkonumuz daha var. Yan tarafta teraslı olanı var. Bu terassız arkadaşlar. Güzel bir muhit. Havuzu da şöyle göstereyim. Güzel bir villa. Dediğim gibi bunun satış fiyatı 1.250.000 TL. Yan taraftaki biraz daha köşe konumda o. İki tarafı da yol. Onun satış fiyatı da 1.350.000 TL. Arkada bir tane havuzsuz var. Onun satış fiyatı da 1.150.000 TL. Yani 50-50 koymuş. Hep böyle üstüne keşke 1.200 deseydi ya da 1.300 deseydi. Daha mantıklı olabilirdi. Akılda kalıcı olabilirdi ama. Pazarlık payları var arkadaşlar bunların. Gerçekten güzel bir villa. Benim en sevdiğim villalardan
birisi oldu. Çünkü havuzu var. Yani bu fiyatlara Bitişik Nizam havuzsuz evler alabilirken şimdi size havuzlu, güzel, şık, merkezi konumda, Carrefour'a yakın, Carrefour'un hemen arkasında, sağlık ocağına yakın, anaokuluna yakın, sen pazarına yakın, altın kuma yakın güzel bir villa vermiş olacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Çok konuştum.